Ergenekon davası avukatlarından Hüseyin Ersöz var. Şimdi hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bu kararı nasıl anlamamız lazım? Önemi ne? Bu kararın aslında şöyle bir önemi var. Bu karar İlker Başbuğ'yla aynı hukuki ve fiili durumda bulunan bütün Ergenekon sanıkları açısından bağlayıcı bir karar. Aslında üst başlık bu. Bunun altında şunu ekleyebiliriz. Daha önce biliyorsunuz Mustafa Balbay'la ilgili olarak Anayasa Mahkemesi bir karar vermişti. Bu kararın aslında o karardan farkını da ortaya koymak lazım. Çünkü Mustafa Balbay kararına dayanarak da sanıklar tahliye talebinde bulunmuşlardı. Fakat mahkeme hayır, bu sadece Mustafa Balbay açısından bağlayıcılığı olan bir karardır demişti ve bunları reddetmişti. Ama şimdi İlker Başbuğ açısından başka bir şey diyor. İlker Başbuğ açısından söylediği şey ise şu. Sen 13. Ağır Ceza Mahkemesi olarak İlker Başbuğ hakkında bir karar verdin. Fakat bu kararın üzerinden 7 ay geçmesine rağmen bu kararla ilgili olarak henüz gerekçeni yazmadın. Bu kişilerle ilgili olarak evet tahliye başvurularını değerlendirmemişsin. Ama bunun yanında Yargıtay'a da göndermemişsin. Yargıtay bu tahliye başvurularını değerlendirecek. Yargıtay'ın da tahliye başvurularını değerlendirmesine bu yolla müsaade etmiyorsun. Bu çerçevede de sen elinde dosyayı tutarak bu kişilerin özgürlük hakkını ihlal ediyorsun diyor. Niye tutuyor dosyayı? Şimdi tabii bu aslında dosyanın hacmiyle, büyüklüğüyle bağlantılı olan bir şey. Öyle bir şey yaptılar ki artık yani Sabahattin Ali'nin işte öldürülmesi olayından başlayıp bütün yılların içerisine yayılmış olan faili meçhul cinayetlerin hepsinin dosyalarını bu dosyayla birleştirdiler. Danıştay'ı bunun içerisine attılar. Yani tamamıyla bir çorbaya döndü. Şimdi bunun içerisinden çıkmaya çalışıyorlar ama benim bir teorim daha var. Bu iddianame hazırlanırken polis fezlekelerinden çok yararlanmışlardı hakimler. Fakat şimdi son dönemde bütün bu savcıların hepsi, polislerin hepsi farklı farklı yerlere, farklı farklı illere sürüldüler. Şimdi altlarında bir altyapı kalmadı. Bu gerekçeli kararı yazabilecek bir altyapıları yok. Normalde bir konuyu araştırmak istedikleri zaman bu konuyla ilgili olarak adeta ihtisas düzeyinde çalışmalar yürütmüş olan işte o terörle mücadelenin içerisindeki, organize suçlarla şube müdürünün içerisindeki polislerden yardım alıyorlardı. Bir şey istedikleri zaman onlar derhal onları gönderiyorlardı. Fakat şimdi artık öyle bir altyapı da kalmadı. Ve böylesine büyük bir çorba davanın içerisinden çıkmakta da zorlanıyorlar. Şöyle bir siyasi şey de tabii akla geliyor. Acaba hani bazı tahliyelere seçim öncesi karar verildi ama bu yöntem seçildi. Hani başka bir yol yoktu. Kesinlikle öyle. Çünkü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aslında bu yönde bir karar vermeyeceği çok açık ortada. 6 yıla yaklaşan uzun tutukluluk süreleri var ve 5 yılı aşmasına rağmen bu insanları hala serbest bırakmıyorlar. O yüzden 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin artık böyle bir şey kalmamış. Yani 13. Ağır Ceza kesinlikle böyle bir tahliye kararı vermez diye düşünülüyordu. Bu sebepten önümüzde sadece aslında 2 tane seçenek vardı. Bunlardan birincisi 13. Ağır Ceza Mahkemesi Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne dosyayı gönderecek. 9. Ceza Dairesi de temiz incelemesini yaparken bu kişilerin belki de özgürlüklerini iade edecekti. Ama bundan çok daha garanti olan bir yol, temel hak ve özgürlükler konusunda ihtisas mahkemesi olarak aslında faaliyet gösteren en üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'nin kararıydı. Çünkü Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nden de bence tam anlamıyla emin değiller. Balyoz davasını biliyorsunuz, askeri casusluk davasını onaylayan daire bu daire. Fakat Anayasa Mahkemesi'nde özellikle Fatih Hilmioğlu ve Mustafa Balbay ile ilgili ve BDP milletvekilleriyle ilgili daha önce kararlar çıkmıştı. Anayasa Mahkemesi'nde bu noktada daha fazla güven veriliyordu, duyuluyordu ve bu siyasi bir anlamda siyasi kararın karar verici merciinde de Anayasa Mahkemesi'ni gördüler. Oy birliğiyle çıkmasının anlamı nedir? Daha önceki kararların neredeyse hepsi Can Bey oy birliğiyle çıktı zaten. O konuda herhangi bir şey yok. Şu söylenebilir, yani ben bir hukukçu gözüyle, salt hukuk, objektif hukuk gözüyle olaya baktığım zaman zaten oy birliği haricinde bu kararın çıkartılması gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü sadece Ergenekon davasına bakan mahkeme artık bu kararı savunur durumda. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar birçok hukukçu tarafından eleştiriliyor. Hukuk profesörleri tarafından eleştiriliyor. Akademisyenler tarafından eleştiriliyor. Bu çerçevede artık yani sağlam bir zeminde değiller. Sürekli kararları tartışılır bir halde. Hukuk aykırılıklar, kararlar ve uygulamalar sürekli tartışılır bir hale gelmiş vaziyette. Ve zaten bugün lağv edilmiş durumda. Aynen öyle. Yani resmi gazetede yayınlandı ve özel yetkili mahkemeler yok artık. Şimdi Anayasa Mahkemesi diyor ki sen karar ver ama sen karar ver dediğime mahkeme yok oldu. Ne olacak şimdi? Bununla ilgili olarak yasada bir düzenleme var. Bu mahkemeleri kaldırırken koydukları bir paragraf var oraya, bir fıkra var. O fıkrada diyor ki eğer mahkemeler kaldırılmışsa ellerindeki dosyaları genel yetkili mahkemelere devrederler diyor. Fakat çok acil konular varsa, örneğin tutukluluk, işte adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması gibi konular varsa, böyle bir durumda
direkt nöbetçi ağır ceza mahkemelerine başvurulması, yani o genel yetkili ağır ceza mahkemelerine ve hakimlere başvurularak bu konularda karar verilmesi istenebilir diyor. Yani şu anki durumda İlker Başbuğ ile ilgili olarak karar resmi gazetede yayınlandığından dolayı yasa bu karara ilişkin olarak artık 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir karar vermesi mümkün değil. Ona verilmiş olan tahliye dilekçelerinin de 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bu hafta hangi İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki Ağır Ceza Mahkemesi görevli ise o nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilmesi lazım. Peki bir kısaca başvuru neden içeride, ona bakalım, devam edeceğiz. Biraz önce bu konu sorulduğunda hayırlı olsun demiş ve belki ağır cezada değerlendirilebilir demiş. Nöbetçi mahkemeyi kastediyor zannediyorum. Ondan sonra ne olabilir? Tabii bu aslında emsal niteliğinde bir karar. İlkay Bey bunu tabii sadece Ergenekon davası sanıkları için bir emsal olarak... Başbuğ için önce ne olabilir? Yani bundan sonra... Başbuğ için nöbetçi ağır ceza mahkemesi artık tamamıyla görevli. Tamam, tahliye etti diyelim. Dava kapanıyor mu? Yok, hayır, kapanmıyor işte tabii onu ki. 13. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını yazmak için bu yine en son yasa değişikliğiyle bir 15 günlük süre verildi. Bu 15 günlük süre içerisinde gerekçeli kararını yazıp dosyayı Yargıtay'a göndermek zorunda. Tamam. Yargıtay da yaptığı inceleme, temiz incelemesi sonunda tekrar İlker Başbuğ'un tutuklanmasına, yani hükmün onanmasına karar verirse eğer, tekrar tutuklanmasına karar verebilir. Yargıtay'a geçiyor top bundan sonra. Doğru. Peki bu 26 ay tutukluluk için onun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitme... 26 ay tutukluluk için böyle bir şey yok. Eğer temyiz mahkemesi hayır, İlker Başbuğ'un kararı doğru değil derse o zaman bozulacak ve dosya tekrar, bu sefer 13. Ağır Ceza Mahkemesi artık kalmadığı için başka bir ağır ceza mahkemesi tarafından yargılanacak. O ağır ceza mahkemesi eğer İlker Başbuğ'un beraatına karar verirse o zaman sadece tazminat alma hakkı var. Peki emsal kaç kişiyi ilgilendiren bir emsalden söz ediyoruz? Bence yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Şöyle ki Ergenekon davası bazında tabii göz önünde alırsak eğer, Ergenekon davasındaki tüm tutuklu sanıkların birebir durumlarıyla örtüşenlerin hepsi İlker Başbuğ kararından yararlanacaklardır. Tuncay Özkan, Doğu Perinçek, buna hepsi dahil. Çünkü onlar için de gerekçeli karar henüz yazılmadı. Onlar için de dosya Yargıtay'a gönderilmedi. Tıpkı İlker Başbuğ gibi. Ama bu durumda olan sadece Ergenekon davası sanıkları değil, Türkiye'nin dört bir tarafında 15 günlük süreye uymaksızın gerekçeli kararlar yazılmıyor bu süreler içerisinde ve insanlar hala cezaevlerinde tutuluyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı iç hukukumuzda da çok önemli bir iştihat. Bu sebepten dolayı bunu bu şartları taşıyan bütün sanıklar açısından bağlayıcı olan siz bir karar. Siz o zaman bir genel aftan söz ediyorsunuz neredeyse. Olabilir ama bu tabii bir af olarak değil. Tabii anladım ama bir formül belki tahliyeler için. Kesinlikle öyle ama şu şekilde ifade edelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biliyorsunuz belirli kriterler ortaya koyuyor. Ve biz o kriterlere atıf yaparak müvekkillerimizin tahliyesini talep ediyoruz. Bu da şimdi bizim iç hukukumuzdaki bir şey olarak, emsal karar olarak artık tarihe geçmiş durumda. Çok ilginç, çok önemli. O zaman işin rengi de değişiyor bu başbuğ kararı olmaktan. Tuncay Özkan ve benzerleri için Anayasa Mahkemesi'nin emsal göstereceksiniz, başvuracaksınız. Çantada keklik diyemeyiz herhalde, değil mi? Türkiye'de hiçbir şey için diyemediğiniz. Kesinlikle öyle. Tabii şöyle bir prensip var aslında. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bireysel bazda bağlayıcılığı var. Yani sadece İlker Başbuğ açısından aslında bağlayıcı bir karar ama emsal gösterilebilecek, hukuki ve fiili durumu benzer olan insanlar açısından da tahliye umudu doğurabilecek olan bir karar. Ergenekon davası için ise birebir örtüşen bir karar. Bu sebepten Tuncay Özkan, Doğu Perinçek ve daha birçok isim için bu karar emsal göstererek tahliye talebi bulunduğunda tamamen inisiyatif, hangi mahkeme bu konuda nöbetçi ağır ceza mahkemesi hangisi ise o karar verecek. Ama ben bir hukukçu olarak ve hukuka hala güveniyorum, hala mahkemelere güveniyorum. Yaşanan tüm bu gelişmeler karşısında Tuncay Özkan'ın ve diğer tutuklu sanıkların özgürlüklerine kavuşacağına olan inancımı da koruyorum hala. Tabii siz hangi mahkeme derken hukukçu olarak başka bir şey kastediyorsunuz. Biz hangi mahkeme deyince acaba devletin mahkemesi mi, paralel devletin mahkemesi mi anlıyoruz? Umarız hukuk konuşsun ve bütün bu insanlar haksız yargılamalar bir son bulsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.